yardım edeceksin. Öl de öleyim Havva'm. Yeter ki sen iste. Sus. Sesini duyurmayacaksın. Anlat. Babam ne çeviriyor? Ne çevirecek Zümrüt gözlüm? Dedim ya adamın tek derdi var, o da senin iyi olman. Bana yalan konuşma. Annem nerede o zaman diyorum. Toprak nerede? Neyin var Havva'm? Dur sana biraz su vereyim. Kaç zamandır ağzına doğru dürüst bir şey girmedi tabii. Nasıl, daha iyi misin? Hepsini boş ver Havva'm. Şimdi düşünmemiz gereken tek şey senin iyi olman. Ben yiyorum. Anlat. Kim getirdi beni buraya? Allah aşkına. Seni görünce şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum. Vallahi başlangıçta benim de niyetim yoktu. Ne bileyim, dükkanı bırakamam sanıyordum ama kısmet böyleymiş. Sizin de bunu istediğinizi duyunca kıramadım. Benim için de yeni bir başlangıç oldu. En iyisini yaptın. Acın taze. Şimdi o ev, eski hatıralar yara kabuk tutmazdı. Bak, biz burada kocaman bir aileyiz. Ya, Sultan doğru söylüyor. Kocaman bir aile gibiyiz, Allah nazarlardan saklasın. Amin. Tabii insanlar üstüne düşeni yaparlarsa, yerlerini yurtlarını bilirlerse hiçbir problem olmaz. Sultan, vallahi senin için de bir hayır oldu değil mi? Artık sen de üstüne düşeni yaparsın. Merak etmeyin efendim. Aç mısın? Geç buyur. Sağ olun efendim. Size afiyet olsun. İyi o zaman. Sultan, çayları getir istersen ha. Tabii hanım. Hah.
Vallahi yerini yurdunu biliyor ha. Gözüm tuttu. İyi çocuktur, iyi çocuktur. Eskiden birkaç defa dükkanına gitmiştim. Araba tamirinden iyi anlar abi. Ay tamam. Yılmaz'ı mı konuşacağız bütün gün ayol? Buyur, hadi buyurun. Ben aldım yenge, sağ ol. Dediğim gibi işte. Senin intihar ettiğini duyduğum an dünya başıma yıkıldı. Bildiğin deliye döndüm. Havva nefes alamazken sana yaşamak hak reva mı lan? Neyse. Sonra hastaneye koştum. Sordum ameliyatta dediler. Ameliyattan sonra doktorlar babana söylemişler. Ne? Ne demişler? Felçli kalacak demişler. Ama sakın sen onların söylediği şeye inanma havam. Onlara kalsa gözünü de açamayacaktın. Mucize dediler ama bak mucize gerçekleşti. Benimle konuşuyorsun ya. Sonra... Nasıl çıktım hastaneden? Birkaç gün yoğun bakımda kaldım. Sonra ben hastanenin bahçesinde uyuyakalmışım. Kalktığımda taburcu oldu dediler. Sonra babana gittim. Sordum, babana evde yok dedi. Tabii ben kafaya koymuştum, bulacaktım seni. Biraz köşeye sıkıştırınca söyledi işte. Tamam, neresi burası? Burası Ürgüp dışında sapa bir yer. Benim ne işim var burada? Gerisini sorma be Havva. Ben zaten senin sağ olduğunu, burada olduğunu öğrendiğim an her şeyi boş verdim. Tamam. Anlaşıldı, seni susturmuş. Madem onun için susuyorsun, benim için de susacaksın. Konuştuğumu babam bilmeyecek. Neden be Zümrüt Gözlüm? Bilse sevinirdi adam. Bilmeyecek dedim Cüneyt. Onun ne çevirdiğini anlayana kadar ben, o bilmeyecek. Ne gelince ben kendi işimi görürüm, sen merak etme. Peki. Ben gece gündüz burada yanındayım zaten. Hem konuşuyorsun ya. Bakarsın ayağa da kalkarsın. Ben sana en iyi doktorları bulacağım abla. Bir de onlar baksın, olur mu? Cüneyt gitme. Ay çocukları arasam mı acaba? Rahat bırak insanları Hamiyet, rahat bırak. Ay Hasan, görüyor musun adamdaki rahatlığı Allah aşkına? Sanki insanlar dediği kim? Ha? Biri oğlu, biri gelini. Sanki merak etmek bu kadar suç Yılmaz Bey yani. Buyurun.
Geliyorlar. Çok teşekkür ederim. Size de zahmet oldu. Ne demek? Rica ederim. Bir kahvemizi içmek ister misiniz? Hem belki abimler de gelmişlerdir. Başka zaman inşallah. Bade ne zaman isterse beni arar. Şimdi pek üzerine gitmeyelim. Öyle değil mi? Yani bence doğrusunu yaparsınız. Kendi kararını kendi verirse hem size söyleyecek de bir şey kalmaz. Ben gerçekten her şeyin düzeleceğine inanıyorum. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Nereye koydum acaba? Sen de tutturdun bir arayacağım diye be Havva. Benle konuşurken bile bitkin düşüyorsun. Bari kendini toparla da öyle arayalım, olmaz mı? Toprak benim kardeşim. Tamam, bir de arka cebime bakayım. Hay Allah, gördün mü bak? Kapanmış, şarjı bitti demek ki. Neyse, benim toprağı aramam lazım. Tamam, dur sen. Ben önce bir doktor bulayım. Bu arada telefonu da şarja koyarım. Hem şarjı da dolmuş olur, olur mu? Cüneyt. Söyle Havvam. Bir şey soracağım sana. Yusuf. Keşke hep burada böyle dursak. Hiç kımıldamasak. Evet, ama benim şirkete gitmem lazım. Havvam, senin başına geleni cümle ailem duydu. Hancıoğlu mu duymayacak? Hem hastaneye gelse ben görürdüm. Günlerce kapında bekledim. Gelmiştir o. Sen görmemişsindir. Gelirdi. Haberi olsa gelirdi. Mümkün değil. Ya da geldi. Hastanede beni bulamadı. Baba, ne yapıyorsun sen?
Benim de haberim yoktu abla. Ama bak, buldum işte. O da adam olsaymış da bulsaymış seni. Onun umurunda olan tek kişi var abla. O da karısı. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Tamam. Havvam. Zümrüt gözlüm. Ben senin üzülmeni ister miyim? Senin canın yansa benim içim kan ağlıyor. İnan bana. Yusuf senden geçti artık. Sen bana baksana. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. O yüzden yorum yapma. Ben o kadınla neden evlendiğini biliyorum. Cezamı da çekiyorum. Ama o benden geçmez. Ölse de geçmez. Madem öyle, niye karısıyla gününü gün ediyor? Hı? Daha dün gördüm. Takmış koluna karısını, balona binmiş sefa yapıyorlardı. Sus, sus. Sus. Sana bunu ispatlayacağım Havva. Sana bunu ispatlayacağım. Hala sevdiğin o adamın kalbi kimin için çarpıyor sana bunu ispatlayacağım. Bakalım o zaman inanacak mısın bana? Baban. Sakın. Oğlum. Kiminle konuşuyorsun? Havva'yla konuşuyordum baba. Hani doktorlar iyi gelir demişti ya. Doğru söylemeseler bile insan gene de konuşmak istiyor değil mi? Bir de kızım cevap verebilseydi. Günaydın. Senin günün çoktan aydın olmuş kızım. Sizlere afiyet olsun. Ayol hiçbir şey yemedin, tabağındakiler olduğu gibi duruyor. Bugün hiç iştahım yok Hamiyetciğim. Ne işin var hayatım sabah sabah Celal Bey'le? Bade'ye kahvaltıya gittim. Sen kızı yalnız bırakmadı dedin ya. Evde yoktu. Celal Bey de beni eve bıraktı. Senin araban yok mu? Kendi arabanla gitseydin ya. Murat bakıma bırakmış anne. Ne dedi? Ne hakkında ne dedi? Vallahi siz beni ortamdan ikiye ayıracaksınız. Sizin Celal Bey'le konunuz ne? Yusuf, Bade. Değil mi? Ne dedi? Bir şey demedi. Demiştir, demiştir. Zaten hastaneden beri esip gürlüyor. Yok Havva'yı unutamamışmış da. Yok böyle evlilik olur muymuşmuş da. Sinir adam. Sana afiyet olsun anne. Ay siz güne Allah aşkınıza tok mu başladınız? Şaka yaptım kızım. Ay vallahi. Ne be? Ortadan kaybolma olur mu?
Biliyorsun baban gittikten sonra tapuya gideceğiz. Tamam anneciğim. Hadi. Gel paşam gel. Gel. Bak bakalım. Güle güle otur. Çok güzelmiş. Beğendin mi? Şimdi bir sıkıntın olursa bana gel, tamam mı? Hamiyet Hanım'ın sözünden dışarı çıkma. Herhangi bir işe çağırırlarsa erinme. Ama iş yoksa ortalıkta görünme. Başka ne diyeyim? Ha, Yusuf Bey bir şey sormadan sakın sen söyleme. Anlayacağın az konuş, çok iş yap ki yerin sağlam olsun, tamam mı? Tamam, sağ ol abla. Sen de sağ ol. Sultan. Beyim. Ha, ben de sana... Ben sana bakmıştım da. Sultan abla odamı gösterdi de. Demek burada kalacaksın ha? Hı hı. Dükkanda yatmama içiniz el vermemiş. Siz böyle uygun görünce hayır diyemedim Sultan ablaya. Çok sağ olun Yılmaz amca. Sultan, bir baksana bana. Tamam beyim. Sen ne yaptığını sanıyorsun Sultan ha? Hayırdır beyim, ne oldu ki? Ne olacak? Pat diye oğlanı karşımıza çıkarıp işe aldım diyorsun. Bir de şimdi konağa yerleştirmişsin. Beyim, yiğidimin odası boşdu. Boş odaları doldurmak sana mı düştü ha? İnsan bir danışır, bir haber verir. Hem sen ne zamandan beri böyle kendi başına buyruk işler yapıyorsun? Haşa beyim. Ben sizin için hani çocuğa olan düşkünlüğünüzü gördüm. Anasıyla, atasıyla onca ilgilendiniz. Hastanede yalnız gomadınız. Onca işin gücün arasında cenazeye bile gidince... O iş başka iş, bu iş başka iş Sultan. Hem ben onu insanlık görevi olarak yaptım. Vallahi beyim, ne bileyim. Hani bir hayır işleyeyim, hem bu gariban sevinsin... ...hem sen de memnun ol istedim ama kabahat ettim demek ki. Hem çocuk da Yılmaz amca babamın askerlik arkadaşıymış. Ölürken beni ona emanet etmiş deyince. Ah Sultan ah, ah Sultan ah. Beyim, istersen hemen gideyim oğlan yerleşmeden yol vereyim. Gariban pek de sevindiydi ama. Yapacağını yapmışsın bir kere. Bir de bunlar yetmezmiş gibi her şeyi sanki benim ağzımdan çıkmış gibi aktarmışsın. Bak, bu son olsun Sultan, tamam mı? Eğer bundan sonra bizim malumatımız olmadan kendi başına bir şey yapmaya kalkarsan fena sorarım hesabını sana. Emrin olur beyim. Fitili ateşlendi bombanın Yılmaz Bey. Bundan sonra yansan ne fayda? Yanmasan ne fayda? Ben ayağa kalkacağım Yusuf. Akıl mı kaldı bende? Mutfakta su içerken bunu orada unutmuşum. Şöyle. Şimdi bir güzel sinirelim ha? Güzelce ferahlayalım. Değil mi benim güzel kızım? Ha?
Kuyruğuna basınca nasıl çıkıyor sesin? Buyur. Öğleden sonra çiftlikte ol. Paranı vereceğim. Bu defter de kapanacak. Ya istenince nasıl bulunuyormuş para? İlle gırtlağına mı basmamız gerekiyordu payımızı alabilmek için? Bana bak Remzi Efendi. Fazla uzun konuşma da dediğimi yap. Ha şöyle yola gel bakalım. Sen kimden ne payı istiyorsun? Kimi yola getiriyorsun baba sen? Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşten ayrılan şoförünüzün yerine girdim. Hoş geldin. Sağ olun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayır, dost hayır. Kimin köpeği bu? Benim köpeğim. Korktuysanız bağlayabilirim. Bir şey yapmaz ama. Yok, sağ olun. Öyle birden çıkınca ürktüm ben. Yoksa çok severim köpekleri. Adı ne bunun? Dost. Dost ha? Nereden çıktın sen? He? Sultan abla ziyanı yok deyince bahçede tutuyorum ama... Yok yok, yetmişsin. Günaydın Mehmet. Günaydın. Ne haber amcaoğlu? Sağ ol amcaoğlu, sen? İyiyim. Bugün işe geleyim diyorum. Ne zamandır işleri sana pasladık. Kendini iyi hissediyorsan ne âlâ. Tabii kafanı toplayabildiysen. Sen kendini hazırla da bir toplantı yapalım. Sen nasıl istersen. Hadi gelmiyor musun? Yok, siz çıkın. Aslanım, bu köpek fazla gezmesin ortalıkta. Neye sinirlendiyse bu yine. Bilmem ki. Bekle burada, aferin. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk abla. Gelsin. Boş yere gönlünü kırdık. Bir konuşalım. Tamam beyim. Geldin mi Yılmaz Bey? Ay benim de vallahi billahi arıya arıya canım çıktı. Bu evrakları bulamıyorum ayol. Bu kermesin evraklarını. Münevver'le bir uğrayalım da hayrımız dokunsun dedik. Hemen çıkacak mısın? Üstümü değiştireceğim. Aa! Geldiler bak. Hoş geldiniz. Yolumuzu mu gözlüyorsun anne? Nereden çıkarıyorsun yavrum? Sesinizi duyunca bir karşılayalım dedik sadece. Oğlun seni tanımaz mı Hamiyet Hanım? Ha? Yılmaz Bey. Tamam tamam. Bak artık merak edilecek bir şey kalmadı. Allah'a bin şükür. Sizi böyle görünce gamım falan kalmadı artık. Sağ olun.
Biz dün akşam gelemeyeceğimizi haber veremedik ama. Olsun be kızım. Siz iyi olun, mutlu olun da. Bir ana baba başka ne ister ki? Baba, sen biraz daha bekle de ben üstümü değiştireyim. Beraber gidelim şirkete. Ah be Yusuf'um, daha çok yeni. Çok çabuk ayaklandın. Yapma lütfen Hamiyet Hanım. Yusuf çocuk mu? Hem kendisini iyi hissediyor demek ki. Ay tamam, tamam. Tamam. Baba oğul gene birliğinizi kurdunuz yani. Baba ben geliyorum birazdan. Tamam, ben aşağıda seni bekliyorum. Güzel kızım. Geç otur bakayım. Nasıl geçti gece? Her şey çok güzeldi. Size de ayrıca teşekkür ederim. Piknik, akşam yemeği, her şey muhteşemdi. Ah canım. Afiyet olsun. Hepsi sizin için. Beğendiğine çok sevindim. Üzerim. Bir densizlik falan yapmadı Yusuf yani. Yok. Biz Yusuf'la yeni bir sayfa açtık. Biliyordu. Ay çok iyi. Biliyordu. Birbirinize çok iyi geleceğinizi biliyordu. Bak göreceksin, daha da iyi olacak. İnşallah. Canım benim. Bak ne diyeceğim. Eğer bir derdin olursa, bir sıkıntın olursa, ne bileyim insanın gönlü bu. Bir konuşmak ister. Hep burada. Sağ olun. Müsaadenizle ben bir Yusuf'a bakayım. Tamam canım. Giyinmişsin. Hı hı. Acaba diyorum. Bugün de mi tatil yapsak? Şirkete gitmem lazım Bade. Zaten babam aşağıda bekliyor. Ne yapayım? Senden ayrılmak istemiyorum. Bu ayrılık sayılmaz. Daha çok zamanımız var. Var değil mi? O zaman ömrümün her anını seninle geçirmek istiyorum. Anlayacağın karından kurtuluş yok. Ben de toplantıya geliyorum. Az önce çıktı. Yok, ilaç almaya gitti. Öteki de yok. Aman benden uzak, Allah'a yakın olsun. Hayır, sakın Bekir. Hayır olmaz, sakın gelme. 5 dakika diyorsun, ondan sonra saati buluyor. Hayır Bekir. Ya gece gelirsin. Tamam Bekir, tamam, tamam. Of! Thank you.
adam sabah sabah kafa çekmeye başlamış. Tövbe tövbe. Şş! Sarraf! Adil kardeş. Gelsene aslanım. Selamünaleyküm abi. Erkencisin. İnsanın gönül derdi olunca böyle oluyor aslanım. Ama seni başka bir iş için çağırdım. Aman abi yine... Tıt! Konuş. Otur şöyle. Soğuk bir şeyler içer misin? Yok abi, sağ ol. Sağ ol. Bak aslanım. Bu Cüneyt lüzumsuzu benden bir makine istedi. Ağır hastalar için kullanılan bir makineymiş. Annesine lazımmış, öyle söyledi. Ama geçen gün çarşıda gördüm annesini. Maşallah seni de beni de gömer. Yani abi? Yanisi şu aslanım. Cüneyt bu makineyi kimin için, niye istedi? Kendisi için istemiştir abi belki. Kendi için ha? Eğer bir şey bilip de söylemiyorsan Adil, o makineye seni bağlarım, haberin olsun. Anladım abi ama inan bir malumatım yok. İyi. Madem bir şey içmiyorsun, yer işgal etme. Hadi yaylan. Hadi. Cüneyt, hangi deliktesin? Buyur abi, fotoğrafın mı vardı? Yok. Ben şunu istiyorum. Neden abi? Ne yapacaksın ki sen Yusuf Bey'in fotoğrafını? Tanır mısın kendini? Tanırım ya, beni kendi gönderdi. Bade Hanım'la ne kadar fotoğrafı varsa istiyormuş. Emrin olur abim. Ben de diyorum gözüm bir yerden ısırıyor seni. Demek Yusuf Bey'imin yanında çalışıyorsun sen. CD'si de var, onu da ister misin abi? İsterim, isterim. Ne varsa hepsini ver. Bak, bak ya, bırak şunu. Ay. Dost, hayır. Ama ben bununla ne yapacağım ben ya? Siz nereye gidiyorsunuz kızım? Çarşıya babacığım. Hani annen kermese falan gideceğiz diyordu. Yo yo, önden çarşıya gideceğiz. Kermese daha sonra. Kızımla dışarı çıkmışken biraz alışveriş edelim. İyi peki, iyi alışverişler size. Kolay gelsin. Sağ olun. Oğlum. Geçsene yavrum. Biz Murat'la gidelim isterseniz ha. Sizi Yılmaz götürsün. Hem şirketin yolunu da öğrenmiş olur. Doğru söylüyor baba. Hadi gel. Peki. Hadi kızım. Hey gidi koca dünya. Adalet mi bu? Oğlunun birini bey yaparken ötekini ona şoför yapan babaya ne diyor? Eğer rahatsız olursanız müziği kapatabilirim. Yok yok, kalsın. Türküleri severim ben. Ben de çok severim. Az önce konağın önünde
motorla uğraşıyordun. Anlar mısın motorlardan? Anlarım Yusuf Bey. Benim meslek kaportacılık ama asıl sevdam eski arabalar. Eski arabalar ha? Babam da eski arabaların düşkünüdür. Bütün markaları ondan öğrendim. Hatta bir ara koleksiyon yapacaktık da olmadı. Günlük hayhur işte, ne olacak? İnsanın vakti olmuyor ki. O zaman siz benim prensesi çok seversiniz. Prenses? Yılmaz Bey geldiğinde göstermiştim. Dükkanda 53 model bir Chevrolet var. Çok güzel arabadır. İlk başta kurbağaya benziyordu aynı. Hurdacıdan aldım. Aylarca uğraştım, şimdi aynı prenseslere benziyor. Ne güzel. Bir yürütebilseydim, anamı gezdirecektim ilk ama kısmet değilmiş. Motorunun parçasını tamamlayamadım bir türlü. Sen evli misin Yılmaz? Yok, hayır Yusuf Bey. Annenin yerini tutmaz belki ama İnşallah karımla binersin. Kısmet. Bir ara senin dükkana gidelim de şu prensesi ben de göreyim. Tabii, ne zaman istersiniz. Bana bak Murat. Bizi ilk önce şöyle bir alışverişe çıkarttın, tamam mı? Ondan sonra bizi kermese bıraktın. Sakın kalkıp da bu tapudan falan bahsetmeyesin. Siz nasıl isterseniz hanımım. Öyle istiyorum. Tutuldu valla. Kolay gelsin gülüm. Oh Bekir. 50 kere mi söyleyeceğim bu odaya gelme diye? Madem geldin benim odamda beklesene. Ne yapayım kız? İşe bulaşınca hemen beni unutuyorsun. Ben de bir hatırlatma çekeyim dedim. Şimdi senin gözüne mili çekeceğim, o olacak. Asabımı bozma da çık dışarı, hadi. Geldi mi beybaba? Yavaş konuş Bekir. Hadi, hadi çık. Kim duyacak kız? Taş duvar mı yoksa ondan beter yatan şu kız mı? Hadi yürü, 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 yürü. Niye? Özledin beni değil mi? Ondan bu acele. Hanımefendi, kimi aramıştınız? Alo? Toprak'la görüşecektim ben. Burada Toprak diye biri yok.
Yanlış numara hanımefendi. Şu abi hayat şerbetinden de ölmeyeyim gülüm. Bekir, bir dur. Şu kapıyı kilitleyeyim bari. Biri gelecek şimdi. Rahat ol kızım. Kimse yok burada. Bir sen bir ben varız. Kötürüm adamdan sayma. Hemşire hanım. Bu nasıl iş ya? Hem ilaç istiyor hem ortadan kayboluyor. Almanya biletlerini ayarladın mı Bekir? Ne zaman uçuyoruz? Almanya ne ki? Ben birazdan seni fezaya uçuracağım. Hemşire. Dümen, ben de bu herif evin içinde nasıl elini kolunu sallayarak dolaşıyor diyordum. Meğer asıl düşman içimizdeymiş. Biz senin aç karnını doyurmadık mı ha? İş aş vermedik mi? Kızımıza emanet etmedik mi? Böyle bir hıyanetlik nerede görülmüş? Tüh size, sütü bozuklar. Derhal fırını pırtını toplayıp buradan defolup gidiyorsun. İkinizi de artık burada görmek istemiyorum. Vay 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 vay. Bey babaya bak sen. Horoz kesilmiş de bizi buradan kovuyor. Komik misin sen? Ayıp oluyor ama. Senin patron bayağı salakmış kız. Bana bak. Katil yuvasına çevirdiğin bu yerden mi kovuyorsun bizi? İplerin kimin elinde olduğunu unuttun herhalde sen. Sen şu parayı bir verme de ben seni değil buradan. Dünyadan postalarım. Anladın mı? Kalk şimdi. Kalk hadi. Raporların bugün yazılması lazım. Zaten çok geciktik. Daha fazla ertelenmesin. Nasıl isterseniz Yusuf Bey. Vade, iş yerindeyiz. Toplantı için hazırız. Sizi bekliyoruz. Tamam. Adamı nasıl affedersin Bade? Daha iki gün önce sana boşanalım dedi. Şimdi ise sevdiği kadının yaralarını seninle sarmaya çalışıyor. Seni kullanıyor ve sen buna müsaade ediyorsun. Yeter artık Mehmet. Bıktım saçmalıklarından. Fikirlerin ne kadar da çabuk değişiyor Bade. Canın yandığında böyle demiyordun. Hı? Haklıymışsın diyordun. Çünkü benim için üzüldüğünü sanıyordun Mehmet. Benim mutluluğumu istediğini sanıyordum. Ama senin tek derdin bana sahip olamamak. Bu bir duyulursa senin için ne kadar kötü olur biliyorsun değil mi? Bence aklını başına toplasan iyi edersin. Benden umudunu kes. Ben Yusuf'a aşığım. O da bana aşık. Demek öyle. Evet öyle.
Hayırlı olsun Şükrü Bey. Alana da satana da hayırlı olsun inşallah. İyi günler. İyi günler Şükrü. Kalın sağlıcakla. Şükrü amca parayı aktardı Hamiyet Hanım. Sanırım bir saate kadar hesabınıza geçer. Benden başka bir isteğiniz yoksa şirkete geçeyim. Yusuf Beyler toplantı yapacaklarmış. Yok, çok teşekkür ederim. Mahmut Bey, yalnız bu işin gizlediği, bu işin hassasiyeti unutulmayacak değil mi? Merak etmeyin Hamiyet Hanım. İyi günler. Hadi kızım. Anneciğim, parayı çekip babamın yanına gidelim mi? Ne dersin? Kızım dur, hele bir elimize geçsin para. Hesaba geçecekmiş ya. Eh be kızım, ne konuştuk biz seninle? Hani babanın haberi olmayacaktı bu işten? Tamam. Yani ne yapacağız Allah aşkına Münevve? Vah vah vah. Şirketimizin durumu çok kötüymüş. Buyurun size para mı diyeceğiz ayol? İyi de ne yapacağız o zaman? Bana bırak bu işleri. Bak şimdi ben abinle konuşurum. Bir yol öğretir bize. Bir çare buluruz. Bana bak. Vallahi ağzını açma. Ay adamın gururu kırılır vallahi. Tamam tamam söylemeyeceğim. Geç. Olmuyorsa uğraşma bırak. Servise göndersinler. Gerek kalmadı Yusuf Bey. Vallahi helal olsun. Her şeyden anlarım diyorsun yani. Etrafımızda böyle işe yarayan birilerinin olması iyi. Değil mi baba? Toplantı başladı ha? Hamzam da geldi, artık başlayabiliriz. Yılmaz, eline sağlık. Buralardan ayrılma sen. Olur Yusuf Bey. Kolay gelsin. Şu denetlemelerle ilgili konuşalım diyorum ben. Biraz geç kalınmış. Nakliyecilerle konuşalım, bizim programı erken bir tarihe alsınlar. Ki ürünler zamanında toplansın. Bir iki gün bile fark ediyor, siz de biliyorsunuz işte. Zaten bu denetlemeye gelenler ufak tefek ayrıntılara dikkat ediyorlar. Biraz daha özen gösterelim Mehmet. Her şey poşetin içinde. Diyorum ki kutlamaya gidelim. Yusuf'un ipini çektim. Tamam amcaoğlu, sen merak etme, her şey kontrol altında. Hanımefendi, neden aracınızı açık bırakıyorsunuz ki? Kapıları da kapatmamışsınız. Yuh be! Önüne baksana kardeşim. Ne oluyor orada? Koca yolda gelip üstüme çıkıyor ya. Kardeşim bir baksana sen bana. Birader. Memur bey, çantam ne olacak benim? Tamam hanımefendi, halledeceğiz. Allah Allah. Allah kahretsin.
teyze. Teyze ben geldim. Teyze. Yüzüme bak. Yusuf. Geldiniz mi kermesten? Ne kermesi ya? Yanağından kermese gittiniz ya. Ha evet. Çok kalabalıktı. Ben çıktım. Annem hala orada. İyi. İyi. Çay demledim. Taze içer misin? Olur. İyi getiririm. Tamam. Thank you.
Arabada mal niye satılır ki? Tamamdır. Çok geç kalmış sayılmayız. Planladığımız şeylere bugün başlayabiliriz. Mehmet oğlum. Bekle ben de geleyim tarlaya yavrum. Gerek yok amca. Ben önce markete uğrayacağım. Sevkiyatla ilgili bir problem çıkmış, onu halledeceğim. Peki. Toplantı bittiğine göre gel ben de bir kahve içelim abi. Olur. Siz geçin baba. Size kolay gelsin. Sağ ol amca. Babam arıyor. Ben konuşayım istersen. Gerek yok. Efendim babacığım. Neredesin kızım? Şirketteyim baba. Bu ne rahatlık vadi? Dün sabah kahvaltıya gidiyorsun. Haber vermediğin gibi bu insanlar merak eder mi? Ne yaparlar diye düşünmediğin gibi bir de şirkete gidiyorsun, öyle mi? Baba. Biz Yusuf'la barıştık. Tebrikler. Tebrikler. Her şeyi sineye çektin yani, öyle mi? Aferin sana kızım. Aferin. Yusuf benim kocam baba. İyi misin? Sen yanımdasın ya. Neden kötü olayım ki? Eve git istersen. Ben de daha sonra gelirim. Olur. Hem sana yemek de yaparım. Çantamı alayım ben. Efendi, bakıyorum eve barka falan sığmamışsın. Boş boş konuşma hanım. Bana bak, benimle düzgün konuş. Ya onca parayı ortalık yerde verecek değilsin ya. İçeri girecektim zaten. Olmaz içerisi. Geç arabayı. Allah Allah. Kardeş, sen de biraz dolaş hadi. Tamam.
Efendim? Celal Bey müsait misiniz? Çalışıyordum. Çok vaktinizi almayayım o zaman. Yarın sabah sizi kahvaltıya bekliyoruz. Davet etmek için aradım. Gelirseniz seviniriz. Hadi ver şu parayı artık. Senin ne bu halin Allah aşkına? Ne diktin gözlerini öyle? Ya nereye bakacağım? Hemşire evde. Meraklının teki zaten. Aman merak etme Remzi Efendi. Kimse senin parana falan dokunmaz. Hoş sende para falan kaptıracak göz yok ya maşallah. Sil temizle, sil temizle. Allah'ın izniyle şu işten de bir kurtulaydım. Az kaldı gülüm. Sık dişini. Aa, kim gelmiş ki? Hadi adamı sindirdin diyelim. Ya gelen Cüneyt'se? O zaman ne halt edeceğiz? Hadi Allah aşkına kimseye görünmeden git artık. Yok, baksana gelen Cüneyt değil. Kim peki? Aa, bu daha önce de geldi. Ben kızın yakını zannedip içeri davet ettim ama gelmedi nedense. Ne yapıyorlar ki arabada öyle? Anlamadım ki. Aman neyse ne, boş ver. Bize dokunmasınlar da. Senin yüzünden kızın ilacını vermeyi unuttum. Bunlar bir şey alıp veriyor ha. Bu bey baba bir dümenler çeviriyor olmasın? Yine nereye? Ya illa başını belaya sokacaksın değil mi? Söyleyeceğim. İşte getirdiğin günkü gibi yatıyor öyle kıpırdamadan evladım. İyi bakalım. Hadi sorgu sual faslı bittiyse ver şu parayı. Ben bildim bu bey babanın bir işler çevirdiğini. Mangırın kokusunu hemen alırım vallahi. Hepsi bu mu? Bu bana az gibi geldi. Yarısını getirdim. Öyle mi konuşmuştuk ama? Çünkü paranın yarısını da havaalanında alacaksın. Pasaportlarınız hazırlanıyor. Amerika'ya gidiyorsunuz. Artık kendini ona göre hazırla. Sen bu işi becerebilecek misin bakalım? Aldığı paradan bizim de iste hakkı verecek ha. Bak görürsün. Hadi bakalım inşallah. Aa. Nasıl ya? Ne oldu kız? Peşinden koşacağım derken serumu düşürmüşüm. Allah, ayağım takıldı herhalde. Ya sen onu bunu bırak da paranın kaynağını gördün mü?
Hükümet gibiydi Allah'ıma. Mehmet Bey'im hoş geldin. Hoş bulduk. Bana açık ol Süleyman. Şeker uzatsana amca. Afiyet olsun. Hoş geldin beyim. Hoş geldin. Oturun rahatsız olmayın. Süleyman sen benimle gelsene az. Tabii beyim. Bugün bu mahsulleri toplayacağız Süleyman. Nasıl olur beyim? Daha bu ürünler toy. Sen evini krediyle almıştın değil mi? Evet beyim. Kaç aydır ödeyemiyorsun borcunu? Üçüncü ayı dolduruyorum beyim. Bak aslanım. Bu bankaların hiç insafı yoktur. İnsanın elinde avucunda ne var ne yoksa alırlar. Şimdi sen de üç aydır borcunu ödeyemiyormuşsun. Evet beyim. Hadi diyelim bir ay daha diyelim. Ne olacak? Bana bak. Bunu aldığınız gibi toz olacaksınız ona göre. Sen de onunla gidiyorsun. Ben sözümü tuttum. Siz de defolup gidin. Eyvallah babalık. Akşama sizi burada görmeyeceğim. O kadar. Akşam falan beklemeyelim Bekir. Ben beş dakikada toplarım eşyalarımı hadi. Acelen ne güzelim. Benim işim daha bitmedi. Sen bekle hele beni burada. Ne beklemesi? Çantamı alayım gidelim bu belalı yerden. Ölümü öp gitme. Elinin hamuruyla işime karışma Funda. Bekle diyorsam kır dizine otur bekle. Bir ihbarda bulunmak istiyordum. Tabii. Hancıoğlu tesisleri, Orta Hisar yolu. Zamanki gibi. Senden ne haber? İyiyim. Daha iyiyim. Yani her şeyin iyi olabileceğine inanmaya çalışıyorum. Ne okuyorsun? İlanlara bakıyorum. Nasıl? Sen iş mi arıyorsun? Evet. Sınava kadar boş boş oturmak istemiyorum. İyi yapıyorsun tabii de... Ay ne olur sen de şirkette çalış deme.
Yok yok, hayır. Yani kendim istemezken sana teklif etmek aklımdan bile geçmedi. İyi. Çünkü babama kalsa onunla gidip gelip öyle vakit geçireceğim. Baba tavrı tipik. Evet. Benimki de tipik kız tavrı. O yüzden başka yerde bakıyorum. İyi yapıyorsun. Bir kere üzülmesinler diye taviz verince alışkanlık haline getiriyorlar. Sonra verdiğin kararları ya sorguluyorlar ya yargılıyorlar. Var mı bari bir şeyler? Yani işte bir iki yerle görüştüm ama pek umut yok sanırım. Bak benim aklıma ne geldi. İstersen bir babamla konuşayım. Belki vardır sana uygun bir şeyler. Bilmem ki. Ayıp olmasın. Ahmet abi, geçen geldiğinde de söyledim. Bu kameranın açısı bozuk. Aslanım, daha yeni değiştirdik yerlerini. Daha ne yapalım? Ya kusura bakmayın, işinize karışmak gibi olmasın da. Bu iki kamera da boşu boşuna aynı yeri gösteriyor. Halbuki şunu bu kameraya destek olsun diye öne alırsanız problem çözülecek. Haklısın koçum. Faruk, koş o kamerayı al, getir bu tarafa bakayım. Tamam usta. Sağ ol koçum. Tamam mıyız oğlum? Gidiyor muyuz eve? Hadi Yılmaz. Murat gelmedi mi? Murat yok. İşi bitmemiş. Bizi Yılmaz götürecek. İsterseniz buyurun çıkalım. Yılmaz. Bundan sonra biz şirkete gidip gelirken sen bizim yanımızda ol. Sana ihtiyacımız olacak. Nasıl istersiniz Yusuf Bey? Şoförlük yapmayacak kadar akıllısın, belli oldu. Bugün biri geldi. Babamla konuştular. Ama ben kim olduğunu göremedim. Bir de Cüneyt bana babamın telefonu lazım. Toprağın numarasını hatırlayamıyorum. Sen niye susuyorsun? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Hani sana söz vermiştim ya. Gerçekte Yusuf'un kimi sevdiğini ispatlayacaktım. Yapamadım. Bugün yapamadım. Ama bir gün mutlaka o Yusuf'un gerçek yüzünü sana göstereceğim Havva. Öyle mi? Koydun kafana yani yapacaksın. Sonra ne olacak? Ben şu haldeyken dünyayı başıma yakacaksın da ne olacak? Ben... Senin için dedim Zümrüt gözlüm. Deme. Deme Cüneyt. Bana Yusuf'la ilgili kötü hiçbir şey söyleme. Sen beni nasıl sevdiysen ben de onu öyle sevdim. O şimdi her şeyi unuturum zannediyor. Ben biliyorum.
Ama ben onun aşkından şüpheye düşmem. Sen de bunun aksini düşünme. Anla beni artık. Ne olur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz baba. Sağ ol kızım. Gel bakalım. Sevdin mi yine evini? Evladım. Buyurun Yılmaz amca. Burada işe başlaman benim için sürpriz oldu. Aslında ben senin için çok başka şeyler düşünmüştüm. Hatta senin için daha iyi şartlarda bir iş de ayarlamıştım. İstanbul'a gönderecektim seni. Orada işin hazırdı. Hatta senin için bir ev bile tuttuk. İstanbul mu? Geçenlerde dükkana geldiğimde bana buralarda kalmamı gerektirecek hiçbir şey yok dedin. Çok üzüldüm. Bu çocuğun sıkıntısını halletmeliyim dedim. İstemez misin Yılmaz? Bütün dertlerini, tasalarını, acılarını burada bırakıp kalkıp gidip yeni bir yerde yaşama başlamayı. İstemez olur muyum Yılmaz amca? O zaman hemen gidebilirsin oğlum. Burada kalmak, burada çalışmak zorunda değilsin. Sen zeki, akıllı bir çocuksun Yusuf'un söylediği gibi. Kendini harcama buralarda ha? Kalk git, kurtar hayatını. Hem bütün bu sıkıntıların, dertlerin, üzüntülerin de burada kalmış olur. İnsanın acısı içinde, yüreğinde Yılmaz amca. Hangi şehre gitse, gözü nereyi görse, içine döndüğü vakit aynı acıyı yine aynı yerde bulacak. Peki. İstersen bir git. Dene. Eğer olmazsa geri dönersin yavrum. İnsan acılarını dilinden anlayanlarla unuturmuş Yılmaz amca. Ben de bugün ilk defa tasamı unuttum. Anam öldükten sonra bir daha buralarda duramam diyordum. Ama bugün sizin yakınınızda olmak, bir aileyle olmak çok iyi geldi. O yüzden eğer sizin için bir mahsuru yoksa burada kalmak istiyorum. Peki oğlum. Yılmaz amca. Çok sağ olun. Yusuf'um, sana bir sır vereyim mi? Sakın bu gelinimi bir daha buraya tek başına gönderme. Vallahi, gözleri yolda kaldı ayol. Bir araba sesine bir koşuşu var. Vallahi görülecek bir şey yani. Nerede kaldın Allah aşkına Yılmaz Bey? Lavaboya uğramıştım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk biraderim. Canın mı sıkkın babacığım? Yok be kızım. Bugün biraz yoruldum herhalde. Ben yemekten sonra ellerimle sana bir kahve yaparım. İyi gelir olur mu? Oo, kızlar da döktürmüşler ha. Bakmak için yapılmadı Yılmaz Bey. Hadi buyurun Allah aşkına. Hadi. Peki kermes nasıl geçti Amiyet Hanım? Ay vallahi bir telaş, bir kalabalık Yılmaz Bey.
Sana anlatamam. Böyle yüreğim küt 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 küt, kalp krizi geçireceğim zannettim vallahi. Değil mi Münevver? Ama kabağı sende yenge. Bir dakika durmadın. Ameliyattan sonra hiç dinlenmedin, farkında mısın? Ay be Hasan, boş geç Allah aşkına, yaşadığımız kadar mı yaşayacağız ayol? Çocuklar iyi olsun, boş geç. Yusuf'um, sizin iş nasıldı oğlum? Yoğun anne. Aman, iş dediğin nedir ayol? İnsanın elinin kiri, bak Allah'ıma binlerce şükür. Böyle oturabildik değil mi bu masaya? Karıcığın yanında, ailen yanı başında. Ha? İş dediğin zaten yürür gider. Gerisi de fasafiso oğlum. Bade. Çok yeme. Barbunya yaptırdım. Teşekkür ederim. Heh, işte Sultan da yemeği getirdi. Karnıyarık mı? He. Ne demek he? Sen benimle alay mı ediyorsun? Bu akşam barbunya yapılacak denmedi mi? Kiler de yoğdu. Yarın pazardan hani taze taze alır yaparım dedim. Ondan yapmadım yani. Anneciğim, ben karnıyarığı da çok severim. Önüne varsın. Havvam da pek severdi. Ne yapıyorsun ya sen? Bilerek mi yapıyorsun gözümün içine baka baka? Bu konaktan nadir almayacaksınız demedim mi? Boş bulundum bey. Konuşma, çık dışarı! Densiz. Bir küçücük laf etti. Bütün huzurumuz gitti ayol. Densiz. Abla. Abla ne oldu, iyi misin? İyi ki geldin.
Gideni geri getirmeye gücün yetmez ama. İyi ki geldin. Sen bir şey mi diyecektin? Ha, abla bunu polisler getirdi. Çarşıda mı düşürmüşler, ne? Ver bakayım. Hayırlı akşamlar Enes Efendi. Hayırlı akşamlar Arif Efendi. Biliyorsun ne zamandır hanımın memleketindeydik. Dün gece geldik. Olanlar dünce inan çok üzüldük. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hanım da Şeref Hanım'a baktı ama evde yok galiba. Yok yok yok. Hayırlı akşamlar. Sana da sana da. Sabah baban kahvaltıya geliyor. Nereden çıktı? Seni mi aradı? Yok. Ben arayıp davet ettim. Adam kafasına takıp duruyor. O da rahatlasın, sen de gerilme artık. Ciddi misin? Gelsene. Duşa girecektim. Sonra girersin, gel. Özür dilerim. Kendimi tutamadım, sinirlendim biraz. Unutalım Yusuf, lütfen. Tedbirleri Cüneyt. Ötesini meresini karıştırmayalım. Size söylediklerimi unutmayın yeter. Siz buraya hiç gelmediniz. Havva'yı gördüğünüzü de, onu muayene ettiğinizi de, hatta buranın yolunu izini de sileceksiniz kafanızdan. Ya ben unutmasını unuturum da inşallah sen bana verdiğin sözü unutmazsın. Merak etmeyin, sözüm söz. Kayınpederimden parayı alır almaz ödemeyi yapacağım size. Buyurun. Pekala. Buyurun. Hoş geldiniz Celal Bey. Hoş bulduk. Günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Masaya geçelim mi? Tabii buyurun. Kızım, buyurun. Sen şöyle geç kızım. Işığı takip eder misiniz?
Kaşlarımızı kaldıralım. Kaşlarınızı çatar mısınız? Raporlara bakabilir miyim? Tabii. Buyurun. Tahmin ettiğim gibi. Almış olduğunuz darbeye bağlı kafa travması geçirmişsiniz. Yani? Yani beyin kanamasına bağlı halk arasında SARA olarak adlandırılan aralıklı epileptik nöbetler geçirmişsiniz. Ancak bu nöbetler beyinde bir hasar bırakmamış. Şükür. Sürekli uyku halinde olması bu yüzden miymiş? Yani yine bu beyin kanamasına bağlı geçici bir şuur kaybı yaşamış. Hareket edememesi, konuşamaması da ona bağlı. Yani felçli değil, değil mi? Yok, hayır. Felç söz konusu değil. Duydun mu Havva? Yanlış bilmişler. Sen hiç felç olmamışsın ki. Bu tür olaylarla sık karşılaşmadığımız için yanlış teşhis konulması da doğal. Zaten Havva Hanım'ın bulguları da tamamen bu yöndeymiş. Eski halime dönebilecek miyim ben? Yani normal süreç bu şekilde. Ancak bu biraz zamana bağlı. Vücudunuzdaki açılmalarda gözlemlediğiniz gibi yavaş yavaş ve bölgesel. Doğru, evet. Sadece elimi hareket ettirebiliyorum. Ama yürüyebileceğim değil mi ben? Vereceğim ilaçların etkisiyle kaslarınız işlerliğini kazanacaktır. Ancak bu biraz zaman alır. Hay Allah razı olsun sizden. Bunları söylediniz ya, gerisi dert değil. Ben Havva'mın yanından bir an olsun ayrılmam. O yeter ki iyileşip ayaklansın. Peki ne kadar sürecek bu? Yani ne zaman yürüyeceğim? Bu sizin iradenize ve yaşama azminize bağlı. Tabii ki ilaçları da düzenli kullanmanıza ve egzersizlerinizi hiçbir zaman aksatmamanıza bağlı. Sağ olun. Bak babacığım, tam sevdiğin gibi, pastırmalı. Sizi çok iyi gördüm Celal Bey. Sağ ol. Bu ara kendine çok dikkat ediyor. Her sabah yürüyüşe çıkıyor değil mi babacığım? Ben almayacağım, sağ ol. Ben alırım. Bahadır'cığım, hadi canım, sen kocana servis ya. Sezer Hanım nasıllar? Afiyettedirler inşallah. Yaşadığı şoku henüz atlatamadı. Klinikte hala tedavide. Ama gün geçtikçe daha iyi oluyormuş. Sık sık konuşuyorum ben. Hatta bir hafta sonu ziyaretine gideceğim. Beraber gidebiliriz istersen. Olur. İşler nasıl? Şirketi büyütüyor musunuz? Öyle bir şey duydum ben. Bakalım. Öyle bir niyetimiz var. Hayırlısı olsun. Babam ne zamandır ihracat ayağını genişletmeyi düşünüyor. Onunla uğraşıyor. Ha, iş demişken senin şimdi elemana da ihtiyacın vardır. Yoksa tekrar gelip çalışmayı mı düşünüyorsun ha? Yok. O gelemez Celal abi. Gelin kızımız kocasından ayrı çalışamıyor. Çok seviyor onunla çalışmayı. Ben evlenmeden önce de sizinle çalışıyordum Mehmet. Unuttun galiba.
Neyse. Ben zaten Münevver için söylemiştim. İş arıyor da. Belki senin faydan olur. İşim arıyor. Badeciğim. Münevver bu. Yani ne bileyim bir böyle der, bir böyle der. Heveslenmiştir işte. Değil mi bir tane? Hamiyet Hanım. Anne niye öyle söylüyorsun? Ben ciddi ciddi iş arıyorum. Madem niyetiniz ciddi, yarın gelin bakalım olur mu? Olur. Şükürler olsun Allah'ım. Çok şükür. Gördün mü bak böyle her yerini yavaş yavaş oynatıp yakında ayağa kalkabileceksin. Cüneyt sessiz ol Allah aşkına, biri duyacak şimdi. Kimse yok merak etme. Hemşire nerede? Bilmem. Doktoru almaya gittiğimde baktım yoktu. Döndüğünde de kontrol ettim. Gittiği yerden gelmemiş daha. E baban da evde değil zaten. O doktor konuşmaz değil mi? Ağzı sıkı olmasa getirir miyim? Merak etme, çok yakın bir arkadaşımın babası. İyi. Hem bak doktor yanılmamış da. Yavaş yavaş açılır dedi. Dediği de çıktı, ayaklarını oynamaya başladı bile. Gözümü ilk açtığım zaman hiç kıpırdayamadım ya. Bağladılar sandım beni, biliyor musun? Konuşacağım sesim çıkmıyor. Ellerim taş kesilmiş, kıpırdamıyor. Dedim ki böyle kalacaksam ölsem daha iyi. Ama yürüyeceğim ben. Kalkacağım ayağa Cüneyt. İyileşeceksin tabii. Hem yürümeyi bırak, koşacaksın bile. Ben de hep yanında olacağım. Hep böyle elini tutacağım. Celal Bey, bundan bir denemek istemez misiniz? İlk organik ürünlerimizden yapıldı. Buyurun. Yakında ikincilerini de toplayacağız. Yusuf o kadar heyecanlı ki. Çok uğraştı. Hepsine gözü gibi baktı. İnsan emek verdiği şeyi gözünden bile sakınırmış. Her hassas işte olduğu gibi organik tarımda hata kabul etmez. En küçücük yanlışın bile telafisi çok güçtür. Biz de bunun için çalışıyoruz zaten. Merak etme baba. Yusuf çok titizleniyor. Sağ olsun Mehmet'in de büyük desteği var. Aileniz için hayırlı olsun. Afiyet olsun efendim. Celal Bey. Bu kadar talihsiz olay yaşandı. Siz de bunlarla ilgili mutsuzsunuz biliyorum. Bir baba olarak sanırım haklıyım, değil mi? Evet, haklısınız tabii. Ama ben Bade'ye önem veriyorum. Onu telafi etmeye çalışıyorum. Siz de bizi anlayışla karşılarsanız sevinirim. İnşallah dediğin gibi olur Yusuf. Senden de beklediğim bu zaten.
Rahatsız ediyorum ama polisler geldi. Sen yorulma oğlum, ben bakarım. Herhalde Cüneyt'ten bir haber var. Hayır Yılmaz Bey. Biz Yusuf Bey'i almaya geldik. Hayırdır inşallah? Hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı? Tarlalarınızdaki organik ürünlerle ilgili. Ne olmuş ki tarlalarımızın? Fazla bir malumatım yok. Yapılan incelemede organik ürünlerinizde kimyasal maddeye rastlandı. Yanlışlık olmasın. Mehmet. Böyle bir şey nasıl olur? Kesin bir yanlışlık var. Tahlilleri iki kez incelettim. Maalesef sonuç aynı. Ne işin var senin yine burada? Ben gidelim artık dedikçe dönüp dolaşıp buraya geliyorsun Bekir. Ne yapayım kızım, odanda yoktun. Hem öğrendiklerimi duyunca dudağın uçuklayacak vallahi. Neymiş öğrendiğin bakalım? Hadi anlatsana Bekir. Bekir! Bu kızın makineleri nerede? Öldü mü yoksa? Ha, öldü. Artık ihtiyacı kalmadı da ondan. Hem sana ne? Hadi senin derdin ne, anlat bakayım. Al işte. Derdim bu. Ben sana dedim değil mi bu bey baba bir işler çeviriyor diye. Bunca zaman baktığım bu kız kimmiş biliyor musun? Adamın kızı. Ha, adamın kızı. Bu kız var ya bu kız. Yusuf Hancıoğlu'nun eski nişanlısıymış. Hancıoğlu mu? Hiç yabancı gelmedi ya. Tabii yabancı gelmez kızım. Ürgüp'ün yarısı bu adamların. E tabii zengin olunca ünü de bayağı bol oluyor bunların. Bize ne Bekir? Niye adamların parası bizim çenemizi yoruyor? Hem bu kağıtlar ne? Amma salaklaştın ha sen de. Elimizde öyle bir bomba var ki nişangaha doğru ayarladık mı var ya. Bildiğin zenginiz. Ne bombası ya? Kapadokya'nın tanınmış iş adamlarından Yusuf Hancıoğlu'nun intihar ettiği tahmin edilen eski nişanlısı Havva Karagül, kaldırıldığı hastanede birkaç ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda kalan Havva Karagül, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nasıl yani? Anlamadın mı gülüm? Bu kız burada gizli saklı kalıyor. Ama herkes onu öldü sanıyor.